Arkadaşlar 11B geometri bugün ayın 27'si. Bugün arkadaşlar dersimizde dikdörtgen, bakın dikdörtgen dikdörtgen, eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgenin alanı kare, deltoid, deltoid de alan gibi konular çalışacağız, tamam? Şöyle ki, mesela dikdörtgeninle başlayalım arkadaşlar. Bakınız, dikdörtgen karşılıklı kenarları birbirine dik olan ve eşit olan dörtgene dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgende arkadaşlar bu köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Köşegenler birbirine eşit. Başka neler söyleyebiliriz? Bakın dikkat edin. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar ve birbirlerine eşittir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani burada ne? AE eşit EC, DE eşit BE arkadaşlar. Hepsi birbirine eşit, tamam. Dolayısıyla şöyle bir şey de çıkıyor karşıma. Bu açılar hep birbirine eşit arkadaşlar. Düşünün. Dikdörtgende temel olarak özellik bu arkadaşlar. Dikdörtgende alan bağıntısı çok zor bir konu, alan bağıntısı dikdörtgende. 8 çarpı 10 nedir arkadaşlar? 80. 80 birim kare, bu kadar. Çok zor değil mi? Çok zorlandım yani. Geçtim. Mesela başka bir dikdörtgen verelim arkadaşlar. Burası 4, burası 10 sa. Bu dikdörtgenin alanı nedir? 40 birim kare, bu kadar. 10 çarpı 4 de 40 birim karedir. Dikdörtgensel bölgenin alanında öğrenmiş bulunmaktayız. Biz şimdi eşkenar dörtgeni açıklayalım arkadaşlar. Eşkenar dörtgen. Bakınız. Bu iyi oldu. Yok, onu yapma. Sil onu. Bunu şöyle taşıyalım. Arkadaşlar, eşkenar dörtgende, bakın eşkenar dörtgen, bütün kenarlar birbirine eşit, bunda anlaşalım, tamam mı? Bütün kenarlar birbirine eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşittir arkadaşlar, tamam mı? Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı buraya kadar? Eşkenar dörtgende şunu da düşünün. ABD üçgeni bir ikizkenar üçgen olduğu için ABD üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için ve aşağıdaki de ikizkenar üçgen olduğu için ve sağdaki de ikizkenar, soldaki de ikizkenar olduğu için ikizkenar üçgende inilen dik hem açıortay hem kenarortaydı, hatırlayın. O yüzden şurayla şura birbirine eşit, bak bunu anlaşalım. Sonra şu üç çizgi. Yani bunu nasıl ifade ederim? Şöyle ifade ederim. AE ile EC birbirine eşit. BE ile ED birbirine eşit. Bunu da anlaşalım. Ayrıca arkadaşlar bu köşegenler birbirini dik kesmek zorunda arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Köşegenler birbirini dik kesiyor. Çünkü neden? Çünkü ikizkenar üçgende bir kenarortay inmişsin. O aynı zamanda açıortay, hatta bakın buralar da birbirine eşit olmak zorunda. Hatta bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Bak düşün.
Demek ki BD doğrusu aynı zamanda açıortay, aynı zamanda bak BE doğrusu diyelim. BE doğrusu aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda bir yüksekliktir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Beşkenar dörtgende alan hani sorulsun. Bakınız ne kadar zor eşkenar dörtgende alan. Mesela şöyle yapalım. Karşılıklı köşegen uzunlukları arkadaşlar verilsin. Mesela bakınız şu uzunluk 20 birim. Tamam. Şu uzunluk da diyelim 12 birim. Burada dik. Hani bu da vay efendim neymiş? Eşkenar dörtgenmiş. Tamam. Bu yapacağım şey herhangi bir dörtgen için de geçerli. Daha önceki derslerimizde biz uzun uzadıya alan çalışmıştık. BD eşittir 12 birim. AC eşittir 20 birim. Tamam mı buraya kadar? Bu ABCD eşkenar dörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Bunu konuşuyoruz şimdi. Konu bu. Hani problem bu. Şimdi ben diyorum ki bak. Ben diyorum ki şunu alalım. Şunu alalım. Aa, hepsini boyuyor. Olmaz. O zaman boyama kardeş. Ne yapalım? Şimdi bak. Burası x olsa, burası 12-x midir? Buraya da e diyelim, tamam mı? Şimdi tarıyorum. Bu taralı kısmın alanını kim söyleyebilir? Bak, taban 20 birim, düşün. Yükseklik 12-x. Üçgensel bölgenin alanı nedir? Bilen var mı? Yok. Ben yaparım. Şu taban 20 birim. 20 çarpı 12 eksi x bölü 2. Taralı kısmın alanı bu. Diğer taralı kısmın alanı ne? Orayı bilebilecek var mı aranızda? He söyle söyle. Sümeyye söyle. Söylese doğru söylüyor. X çarpı 20 bölü 2. Doğru mu? Taban 20, yükseklik x, bu kadar. Bak şimdi, o halde bunlar sadeleşir 10, 120 onu dağıtıyorum, eksi 10x, artı 10x. Şimdi burada 10x'ler gidiyor arkadaşım, 120 kalıyor, bu kadar. Bitti. Demek ki bu dörtgenin alanı 120'dir. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. Bırakın eşkenar dörtgeni, hani bırakın eşkenar dörtgeni, bakınız, herhangi bir dörtgende bile, bu çalışma, bura 90 diyelim, bu açı 90 olmadığında dahi yapılabiliyor bu formu. Ben size daha önceden verdim bunu, bak, burası diyelim, bu köşegen 16, bu köşegen 20 diyelim. Şimdi aynı mantıkla burası x de burası 16 eksi x değil mi? Tamam. Şimdi 20 çarpı 16 eksi x bölü 2 artı 20 çarpı x bölü 2 alandır. E buradan sadeleşir 160 gelir burada. İşte bitti. Bunlar için yani 11. sınıf geometrisinde hiç formül yok. Hiç. Yani şöyle bir bakın, ya benzerlikten yapıyoruz soruları ya da 9. sınıf geometrisiyle yapıyoruz. Yani genel olarak 9. sınıf geometrisiyle yapıyoruz. Bir düşünün, hiçbir şey yok. Hatta orayı 60 derece verirse, 30 derece verirse o bile yapılır. Bak, inanmıyorsan, dikkat et, bak. Şimdi şöyle yapalım. Şunu şöyle birleştir yavrucuyla. Ha, o zaman şöyle yapsak. Neyse. Şöyle. Tamam. İdare edin ya. Anlayın yani. Tamam mı? Şöyle. Ha.
Şimdi bakın, burası farz-ı mahal 60 derece verilsin, tamam mı? 60 derece. Şu köşegen 12, şu köşegen 11'i mi olsun hani bu sefer? Bunun alanı nedir? Bak şimdi. Ben diyorum ki, buradan bir dik insem, burası 60 ise, buraya 2x desem, burası 12 eksi 2x midir? Bura doğru oldu değil mi? Şimdi 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı x, 60'ın karşısı x kök 3'tür. Şimdi sen bana şu üçgenin alanını söyleyebilir misin? Söyle. Evet, dur. Alan eşittir x kök 3 yükseklik değil mi? 10 çarpı x kök 3 bölü 2. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi buradan sonra şimdi öbür tarafa bakacağız. Bak şimdi. Orayı da şöyle yapayım bak. Buradan bir dik iniyorum. Hani sonuçta ben A, B, C, D. A, C doğrusuna dik inecektim hani. Ancak böyle inebilirim. Şimdi 90'ın karşısı 12 eksi 2x ise 30'un karşısı 6 eksi x'tir. 60'ın karşısı da 6 eksi x'in kök 3 katıdır. O halde burası 6 eksi x kök 3 bölü 2 çarpı 10. Çarpı 10. O halde bakın alan eşittir. 5 kök 3 x geliyor burası. Artı bu 2 ile bu 10 sadeleşsin. Bak düşün. 30 görüyor musun? 5 kök art eksi 5 kök 3 x. Bunlar gider. Cevap 30 gelir. Soru bitti, bu kadar. Formül verdin mi? Yok. İyi de hocam 90'ın karşısı 2 x iken 30'un karşısı x, 60'ın karşısı x kök 3, ben bunu bilmiyorum. Olmaz. Biz size kopya bile serbest ettik ya. Sen bunu bilmiyor, ezberlememiş olabilirsin. Ama aç, yaz kopyana, sınavda kopyanı çek. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Daha nasıl Alparslan Hoca olabilir ki sana? Daha nasıl olsun bir hoca? Kopya çektiriyor, formülsüz anlatıyor, alıştırma veriyoruz, alıştırmaları kaldırıp atıyorsunuz sıraların üstüne, çözmüyorsunuz. Daha ne yapabiliriz ki biz size? Deftersiz, kalemsiz gelen sensin. Doğru mu? Defter yok, kalem yok. Sınıf bir de 10 kişi. Onu da düşün. Eşkenar dörtgeni gördük. Eşkenar dörtgenin alan bağıntısını... Yani burada diyor ki mesela eşkenar dörtgenin alan bağıntılarının ispatlarını yapınız diyor mesela bu kağıtta. Hani bizim yıllık planımız bu. Kardeşim alan bağıntısı yok ki, formül yok ki yani. Ne alan bağıntısı, ne formülü yani. Sen genel olarak tabii ki hani genel anlamda geometriyi bileceksin. Geometrinin hani temel altyapısı. Benzerlikmiş, üçgende alanmış, açı kenar bağıntılarıymış, açıymış. Temel anlamda geometriyi bileceksin. Ondan sonra 11. sınıf tereyağından kıl çeker gibi çıkacak. Bitti. Adam tutmuş kitapta, bak paralel kenar çizmiş. Ben şimdi bunun ayrıntısına girmek istemiyorum ama neymiş? Buranın alanı S ise bütün hepsinin alanı S'miş. Oturmuş 2,5 sayfa bunu yazmış kitapta. Gördüm ben kitabı. Kardeşim yapma Allah aşkına. Bura S ise bütün alan 2S'miş. Beni niye uğraştırıyorsun ya? Bura A ise burası A değil mi? Ben size anlattım. X ise A, X ise A. Bir somon balığı hikayesi veya firtik noktadan düşün. E şimdi paralel kenarın yarısı 2A ise öbür yarısı da 2A'dır. O zaman burası A, burası A'dır. İşte bak S kısmına 2A düştü. Bütün paralel kenarın alanı da 2 katı. Zaten sen bunu biliyorsun. Oturup 1,5 saat yani ispat anlatıyor adam kitaplar hani. Şimdi bunu upuzun anlatmış kitap. Sonra da tutmuş. Bak. Anlattığı yere bak. Sorduğu yere bak şimdi. Neymiş? Bak. İşte buralar aynıymış. Buralar aynıymış. İşte bu parçalar arasındaki alanlar nedir? Uzattıkça uzatmış. Bırakın Allah aşkına. Ben diğer derslerde oraları hep ispat ettim size. Diğer videolarımız da var yani. Oralardan alırsınız.
Kare diyelim hadi. Kare. 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 Arkadaşlar, karşılıklı kenarları birbirine eşit olan ve karşılıklı tüm açıları yani veya bütün açıları 90'ar derece olan dörtgene kare denir. Veya şöyle de söyleyebilirim. Karşılıklı tüm kenarlar birbirine eşit olan dik dörtgene kare denir. Veya tüm açıları 90'ar derece olan eşkenar dörtgene kare denir. Yani bunları da bilelim. Şimdi mesela burada şunu bir şöyle çizsek bak. Yapma kardeş ya. Çiz düzgünce şunu. Ha. Bir de. Arkadaşlar, karede karşılıklı köşegenler birbirine eşittir. Doğru. Ayrıca karede bakınız. Karenin köşegenleri dik kesişir ve de bu açılar 45'er derecedir arkadaşlar. Hepsi 45'er derecedir. 4 tane ikizkenar üçgenin yapışmasıyla kareyi oluşturabilirsiniz. 4 adet ikizkenar üçgen. Bu hepsini boyuyor. Nasıl oluyorsa ben de anlamıyorum. Yani hepsini boyamasını istemiyorum. Boyuyor abi. Neyse boyasın dursun. Şimdi karede alan bağıntısı çok zor arkadaşlar. Burası 6 ise alan 36 birim karedir. Çok zorlandım. Çok problem. Acayip zorlanıyorum yani. Haberiniz olsun tamam. Bunda bir şey yok ya. İşte bu kadar yani. Kare bu. Yani karenin alanı ne? 6 çarpı 6, 36. Eğer AA olsaydı A kare. Bu. Var mı bir problem burada? Kareyi anlattık. Karesel bölgenin alanını anlattık. Şimdi deltoide gelelim arkadaşlar. Deltoide bakalım tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir tane üçgen çizelim şuraya. Tamam. Üçgen. Bir tane daha üçgen çizelim buraya. Yok olmadı. Ha, onu şöyle yapalım. Şöyle olabilir mi acaba? Ama olmasın. Boş ver. Arkadaşlar, İki tane ikizkenar üçgenin taban tabana yapıştırılmasıyla deltoid oluşur. Yani bakın, burada şununla şu birbirine eşit. Şurayla şura birbirine eşit. Yani AB ile AD birbirine eşit. BC ile CD birbirine eşit. Bunu da anlaşalım. Sonra deltoidin özelliklerini verelim. Bakın. Şöyle bir çeksek orayı tamamlasa güzel olur. Heh. Tamam. Deltoid de arkadaşlar köşegenler dik kesişir. Burayla bura eşittir. Fakat AE ile EC birbirine eşit değil. Bak bal gibi görüyorsun buradan. Burada burası açıortay. Burası da açıortay. Fakat onlar birbirine eşit değil yani. A açısıyla C açısı kesinlikle birbirine eşit değil. Deltoid'de demek ki ve B açısıyla D açısı birbirine eşit yani. Onu bilin. Buralar birbirine eşit. Fakat açıortay değil. Tamam. Onlar birbirine eşit. Fakat açıortay değil arkadaşlar. Tamam. Geçtik orayı. Şimdi deltoidde alan bağıntısı çok zor. Yani onda çok zorlanacağınızı düşündüğüm için aslında orayı vermesek olur mu falan. Neyse verek tamam. Şimdi böyle bir deltoid verilsin. Tamam.
Bunu idare edin, tamam mı? Hızlı anlatıyorum. Burası 6, burası 8 ise bu deltoidin alanı nedir? Bak şimdi, ne kadar zorlanacağım. Burası x ise burası 6 eksi x midir? Tamam. O zaman ne yapacağım? Alan eşittir 6 eksi x çarpı 8 bölü 2 artı x çarpı 8 bölü 2. Buradan 24 gelir arkadaşlar alan. Orada 4x'ler birbirini götürüyor. Bitti bak. Bu kadar. Çok zorlandınız yani. İdare edin artık. Tamam mı? Hani ne yapalım? Geçtik buraları. Aklıma bir şey geldi şimdi. Bakın. Bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgende bir bağıntı varmış. O aklıma geldi. Bak. Böyle bir şey düşün. Buradan şöyle bir çizgi çeksek. Sonra şöyle çeksek. Hadi birleştir. Heh. Bir de şöyle yapsak. Bakın bunda da çok zorlanacağınız bir formül var burada. Formül var dedim bak. Duy. Formül var bak. Bura 3. Bura 6. Burası 4. Burası x. Tamam mı? A, B, C, D dikdörtgeninde A, B, C, D dikdörtgeninde yavru ceylan bir bağıntı kurgulayacağız. Tamam Şimdi bu soru için de hani formül veriliyor. Fakat ben burada da formül kullanmak istemiyorum. Bilginiz olsun. Bakınız. Şöyle düşünün. Buradan böyle bir dikinsem. Buradan böyle bir dikinsem. Buradan da böyle dikiniyorum. Buradan da. Şimdi buraları da dik yapalım. Tamam mı? Buraya A, buraya B, buraya C, buraya D diyorum. Ve şuna dikkat edin. Bakınız. Arkadaşlar, şu dik üçgende A'yı bu tarafa alsam, A bu tarafa geçse, bak A uzunluğu. A buraya da geçer, burada da bir dik üçgen oluşur. C de buraya gelse, burada da başka bir dik üçgen oluşur. Mesela şu B buraya gelse kaç tane, bak burada dik üçgenleri görebiliyor musun? Bak. Şurada da var. Şurada da var. Bak. Düşün. Şimdi burada oluşturduğum dik üçgenler yardımıyla bu ilk dik üçgenden A kare artı B kare eşittir. A kare artı B kare eşittir 9. Aşağıya geçiyorum. B kare artı C kare eşittir 36. Tamam buraya kadar. Öbür yan tarafa geçtim. C kare artı D kare eşittir 16. A kare artı D kare X kare. Evet. Bu ikisini çıkart. Bu ikisini çıkart. O zaman ne oluyor? Bak şimdi. Bak. Şimdi A kare eksi B kare A kare eksi C kare. Burada bunlar gidiyor. Biraz sonra bunlar gidecek bak. Eşittir eksi 27. Burada da eşittir 27. Burada da C kare eksi A kare ne gelir? 16 eksi X kare gelir. Şimdi bu elde ettiğim iki denklemi toplayacağız. Toplayınca 0 eşittir eksi 9 eksi x kare olur.
Bir dakika. Toplayınca C kare. Ha, orada bir hatamız olmuş. Ya gördüm hatayı şimdi. Şu hatamızı gördüm arkadaşlar. Onu düzeltiyorum. Şu 6 değil de şurası 2 veriyorum, tamam mı? Burayı 2 vermek istiyorum. Bak. Ha, onu silmiyor. Tamam. Burayı iptal edelim, tamam mı? Şurada anlatalım o zaman. Buralar iptal. Fazla da geri almıyor. O zaman şunu çözelim. Orada sayılarda uygunsuz vermişim. Özür olsun. Orayı düzeltelim, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bu soruda formül veriliyor normalde. Biz formül vermeden yapalım. Bakın şöyle ki, burada mesela bir diklikleri çiziyorum burada. Burası A olsun, burası B olsun. O zaman burada A kare artı B kare ne gelir? 9. Mesela buradan böyle geldiğimde buraya C desem, B kare artı C kare eşittir 4. Bu burada dikkat et şimdi. Şuraya D dedim ben, tamam mı? O zaman burası D ise bu dik üçgenden C kare artı D kare 16. Üstteki dik üçgenden A kare artı D kare eşittir X kare. Bu ikisini çıkarıyorum. Bu ikisini çıkarttığım zaman A kare eksi C kare eşittir 5. Buradan C kare eksi A kare eşittir 16 eksi X kare. Elde ettiğim iki denklemi taraf tarafa topladığımda 0 eşittir 21 eksi x kareden, x kare eşittir 21'den, x eşittir kök 21 arkadaşlar. Bu kadar. Tamam, diğer derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.